Yaşayan, sözcü, tarafsız Cumhurbaşkanı. Sevgili okurlarım, hepimiz artık yeterince biliyoruz. Bu ülkede Cumhurbaşkanlığı makamı önemlidir. O kadar ki Cumhurbaşkanı hakaretlerden korumak için özel bir yasa bile vardır. Bu yasa çıkarıldığı zaman Cumhurbaşkanı sadece devletin başıydı. Herhangi bir siyasi partinin başkanı falan değildi. Anayasa madde 104. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Ancak bu anayasa kabul edildiği zaman Cumhurbaşkanları aynı zamanda parti genel başkanı değildi. Şimdi bir yanda şu açık ve net hükümlere, diğer yanda ise günümüzde yaşanan olaylara bakınız. Dünya liderimiz Recep Bey acaba yaptıklarıyla karşıtları için söylediği ağır sözlerle Türk milletinin birliğini temsil ediyor mu? Daha öncesine gitmeye gerek yok. 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde bütün gücüyle devreye girip her vesileyle siyasi nutuklar attı. Ancak bu nutuklar işe yaramadı. Hangisini saymalı? Partisi Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Hatay, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Biricik, Bolu, Kırşehir gibi nice büyük şehirleri, illeri ve ilçeleri kaybetti. Şimdi de her gün nutuk atıyor. Siyasi rakiplerine en ağır sözlerle saldırıyor. Bununla da yetinmeyip hakaretler yağdırıyor. Recep Bey anayasa ve yasaları sürekli olarak çiğniyor. Göreve başlarken meclis kürsüsüne çıktı ve yemin etti. Bu yemin metni anayasamızda yer alıyor. Anayasa madde 103. Cumhurbaşkanı sıfatıyla anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilkeye ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, büyük Türk milleti ve tarihi huzurumla namusum ve şerefim üzerine and içerim. Her gün çeşitli ortamlarda ulu orta konuşuyor. Yabancı ülkeler, yabancı devlet adamları dahil birilerine posta koyuyor. Particilik siyasetinin tam da göbeğinde. Siz bir eleştiri yapıyorsunuz. En acele tarafından gel bakalım Cumhurbaşkanı ettiğin hakaretin hesabını ver deniliyor. Böyle açılmış binlerce dava, bu suçtan hapiste yatan nice insanlarımız var. O dokunulmazlık kılıfına sarılıp her gün particilik yapacak, isteyeni söyleyecek. Siz ağzınızı açmayacaksınız. Nerede kaldı Türk milletinin birliğini temsil etmek? Nerede kaldı namusu ve şerefi üzerine ettiği tarafsızlık yemini? Anayasa işte böyle çiğnenir. Cumhurbaşkanı hakaret ettiği varsayılan kimseler sadece hapis cezası almıyor. Bir de Recep Bey'in avukatlar ordusu tarafından haklarında yüklü tazminat davaları açılıyor. 500 bin lira, 1 milyon lira. Eğer o hakaret ederse sorun yok ama başkaları yazıp konuşursa gelsin yüklü davalar. Biz gazetecilere soracak olursanız, eğer yandaş kesimden değilsek yazıyı bitirdikten sonra gerektiğinde her cümlesini satır satır kelime kelime yeniden okuyup kendi kendimizi sansür ediyoruz. Bu cümleyi kullanma suç sayarlar. Ama bu kelimeyi çıkar dava açarlar. Neymiş efendim? Basın uyurmuş ve sansür edilemezmiş. Bir savcı düşünün. Cumhurbaşkanı falanca kişiden şikayetçi olup dava açılmasını istemiş. İsterse açmasın. Bir hakim düşünün. Cumhurbaşkanı tarafından açılan dava önüne gelmiş. Örneğin Kılıçdaroğlu'ndan 1 milyon lira tazminat istiyor. Kolay mı şimdi hakimin o davayı reddetmesi? İşte böyle bir ortamda yaşıyoruz. Bu koşullar altında gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Recep Bey daha birkaç gün önce çalışan gazeteciler gününde açıklama yaptı. Basın özgürlüğünü sonuna kadar desteklediğini falan vurguladı. Ben onun bu sözlerini şaka olarak kabul ediyorum. Yarattığı şu ortamda biz gazetecilerin üzerinde nasıl baskılar olduğunu bilmezden ve görmezden geliyor. Oysa hiç bilmez olur mu? İktidarı eleştirmek artık suç oldu. Ya uslu çocuk olacaksın ya da başına geleceklere razı olacaksın. Emin Çöleşan, sözcü, tarafsız Cumhurbaşkanı. Yayınlarımızı desteklemek için beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Değerli izleyiciler, bir sonraki yayında yeniden birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın.